Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Ömrünü bitirmiş divane miyem, aklını yitirmiş divane miyem. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Kanat vururum, yanar kururum, döner dururum, pervane miyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Efendim, Karabük'ün manevi sahiplerinde bu sefer de bir başka Allah dostunun mekanındayız. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri İsfahan'da doğmuş bir Allah dostu. Daha sonra Buhara'ya geçmiş, eğitimini almış ve mübarek topraklara, yani Kabe'ye, Mekke'ye, Medine'ye yolculuk başlamış. Uzun süre Kabe'de imamlık yapmış. 14 yıl imamlık yapmış. Arkasından Medine'ye geçmiş ve Hazreti Peygamberimizin kabrinde 7 yıl türbedarlık yapmış. Rivayete göre de Hazreti Peygamberimizin emirleri, işaretleri doğrultusunda himayesindeki insanlarla birlikte Anadolu topraklarına doğru yola çıkmış. İlk önce Konya'ya, arkasından da Alanya'ya gitmiş. Orada çok kısa bir süre kaldıktan sonra da o günlerde Örenşer denilen, yani eski pazara gelmiş. Eski pazarın şu anda üzerinde bulunduğumuz Şıhlar köyünde inşaat vazifesine başlamış. Malumunuz Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin en önemli özelliği ya da kerameti arkamızda gördüğünüz, bugün de hala konuşulan sığırcık suyu. Şimdi Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri'nin camisinin hemen yanındaki o sığırcık suyunun bulunduğu noktaya doğru bir gidelim. Hadi buyurun. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolunu gözlerim mestane miyem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Evet, Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Alanya'dan sonra bahsetmiş olduğumuz gibi bu noktaya gelmiş. Rivayete göre bir gün abdest almak için su arar, şöyle yere vurur ve der ki yardım et ya Resulallah, yardım et ey Allah'ım der ve oradan böyle insan gövdesinde bir su fışkırır. O su bu sudur, yani sığırcık suyudur. O sırada bölgede hasat yapan bölgenin köylü kadınları da der ki su zamanı mıydı, topraklarımızı mahvediyorsun, ürünlerimizi, mahsullerimizi mahvediyorsun der. O da der ki ey mübarek su, aktığında belli olmasın, çıktığında son derece dingin, durgun bir su var. Ve bölgede inşaat vazifelerini sürdürür. Bir süre sonra bölgeyi çekirgeler istila eder. Yüce Allah Ali Semerkandi Hazretleri'nin kerametini gösterecektir ya. İşte o sırada bu sulardan Ali Semerkandi Hazretleri bir rivayete göre değişik yerlere koyar. Ve o suyu içmeye gelen karnının altı beyaz diye tabir edilen o sığırcık kuşları bir anda bölgeyi istila eden çekirgeleri yok ederler. Ve o mübarek zatın kerameti ortaya çıkmış olur. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin tek şehit padişahı Sultan Murat Hüdavendigâr döneminde Bursa'yı çekirgeler istila etmiştir. O sırada yalnız Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Çamlıdere'ye göç etmiştir. İrşat vazifelerini Ankara'nın Çamlıdere bölgesinde sürdürmektedir. Hekimler, alimler konuyu çözemezler. Arkasından Anadolu'ya
ferman buyurulur padişahın adına ve onun üzerine bu sudan Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri bir miktar Bursa'ya gönderir. Bir rivayete göre tarlalara hafif hafif bu sudan dökülür. Bir rivayete göre ağaçlara küçük küçük kaplarda asılır ve o sığırcık kuşları gelirler ve o suyu içtikten sonra da o çekirgeleri yok ederler, bertaraf ederler, giderler. Bunun üzerine Sultan Murat Hüdavendigâr Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerine Bursa'da yaşamayı teklif eder. Onun gözü dünya malında değildir, makamda, mevkide değildir. Bursa o zaman başkenttir malum. Teşekkür eder ve irşat vazifelerini sürdürmek üzere bölgeye dönmek istediğini söyler. Bunun üzerine kendisinden bir isteği olup olmadığını sorar Meşhedi Hüdavendigâr. O da bölgenin insanları çok fakir, çok garip. Onları askere almasanız, onlardan vergi almasanız olmaz mı padişahım der. Padişah hemen ferman buyurur, yazılı şekilde de ilan eder. Ta ki Osmanlı Devleti'nin sonlarına kadar Çamlıdere bölgesinde ve bu bölgede o insanlardan, onun tebaası, onun müritleri ya da ailesi olarak kabul edilen insanlardan vergi alınmaz, askere de alınmaz onlar. Şeyh Ali Semerkandi Hazretleri Hazreti Ömer soyundandır. Babası Hazreti Ömer'in torunudur ve son istirahatgahı da bugün Ankara'nın Çamlıdere ilçesindedir. Bu mübarek suda, sığırcık suyu da şu anda bölgeye ziyaret edilmesini sağlayan bir mübarek kutsal su olarak kabul edilen bir su. İnsanlar geliyorlar, bu suyu bir zemzem suyu ya da mübarek bir su olarak görüp şifa niyetine içiyorlar ve her ne kadar kabri burada olmasa da Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerine de burada bir Fatiha, üç İhlas okumayı da ihmal etmiyorlar. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolunu gözlerim mestane biye. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Aşka can feda olsa ne fayda, aşk korku yayda keman emiye. Allahu Allah, 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 Allahu